Bugün Düzce Üniversitesi'nde 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci vize sınavlarının başlaması nedeniyle üniversite öğrencilerine vize sınavlarının nasıl geçtiğini, Düzce'nin öğrenci şehri olarak nasıl bir şehir olduğunu sorduk. İşte üniversite öğrencilerin cevapları. Şehir ama daha iyi imkanlar olabilir. Bir kere ulaşım pahalı Düzce'de. Biraz da belediyenin gençler için bir yer açması lazım. Yani aktivite merkezleri açabilir. Daha ucuz kafeler açabilir. Kütüphane gibi çalışma yerleri açılabilir. Bunlar yok mesela merkezde. Hep buraya geliyor çocuklar kütüphane çalışmak için. Bunlar sağlanabilir. Bedava kahve veyahut da çorba dağıtılabilir. Hani yapılacak çok şey var bence Düzce için. Öğrenciler olarak yani memnun çok fazla değiliz. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Yani bana yeterli ama genelde dışarıdan gelen insanlar için, Düzce'de yaşamayanlar, diğer illerden gelen insanlar için çok yetersiz bir yer, şehir. İmkanları yok yani. Haftanız nasıl geçiyor? Düzce öğrenciler için nasıl bir şehir? Ya şöyle, sınav haftamız şu an çok sıkışık bir takvimde ilerliyor. Bir kere yaz okulunda istenilen derslerin büyük çoğunluğu açılmıyor. Onun dışında yani vize ve final. Dersten kaldın direkt seneye kalıyor. Büt yok, yaz okulu yok, çan yok. O yönden kötü. O şekilde. Yani genel olarak memnun değilsiniz. Değilim. Şehir olarak güzel ama üniversite olarak, fakülte olarak memnun değilim. Peki ne gibi şeylerin değişmesini Ya istiyorsunuz? öncelikle yaz okulunda birçok dersin açılması gerekiyor. Hadi yaz okulunu geçtim. Büt gelmesi gerekiyor. Yani büt çok acil gelmesi gereken bir şey yani bence. Sınav haftanız nasıl geçiyor? Güzel geçiyor, verimli geçti. Düzce öğrenciler için nasıl bir şehir? Düzce güzel, küçük ama sevimli bir şehir. Ben seviyorum Düzce'yi. Sadece belli başlı şikayetlerim var. Ulaşım anlamında çok yetersiz buluyorum. Gitmek istediğimiz yerlere maalesef araba olmuyor, yani otobüs olmuyor ya da çok az sefer olarak geçiyor, çok dolu oluyor maalesef. Bir de yol ücretlerini pahalı buluyorum açıkçası. Bu şekilde. Sadece ulaşım olarak mı? Ulaşım. Yurtlardaki yemeklerde de bazı problemler var. Maalesef KYK'larda kalıyoruz. Onun dışında normal. Üniversite içi, konumu, faaliyetleri. Yani güzel aslında. Ben eğitim olarak da Düzce Üniversitesi'ni beğeniyorum. İstediğim üniversitelerden biriydi zaten, geldi de bu şekilde. İyi, fena değil yani. Ortalama, normal. Üniversite yani. Düzce öğrenciler için nasıl bir şehir? Aslında güzel bir şehir. Her şey sakin bir yer. Öğrenci için, öğrenciler için her yerden yani başka ülkelerden işte buraya gelebilirler. Rahatlı bir şekilde çalışabilirler. İşte hocamızlar, doğru mu söylüyorum? Tamam, hocamızlar bize yardım ediyor. İşte o yüzden başarı olabiliriz yani. Düzce'yi nasıl buluyorsunuz? Doğal güzellikleri, gezilecek yerleri olarak nasıl Çok değerlendiriyorsunuz? fazla şeyler burada yok gezmek için işte. Dışarıda başka yerde yani İstanbul ya da falan Ankara ya da Antalya falan gidebiliriz. Ama Düzce aslında neden sakin bir yer yaptılar? Çünkü öğrenci için aslında. O kadar yani bizim için. Yani çalışmak için, ders çalışmak için kolay yaptılar işte. Evet, o kadar. Başka bir şey yok. Sınav haftanız nasıl geçiyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sınav haftamız güzel geçiyor. Yani konularda çok zorlandığımı düşünmüyorum. Arkadaşlarım da aynı şekilde. Hani bu şekilde söyleyebilirim. Düzce öğrenciler için nasıl bir şehir? Düzce küçük bir şehir aslında. Kaynaşma açısından. Öğrenciler bir arada zaten. Ama ulaşımı bir tık zor. Bunun dışında seviyorum Düzce'yi. Bence yalan söylemeyeceğim zaten. Sıkıcı bir şehir. Öğrenciler. Ama bazı avantajlar var. Mesela yani sakin bir şehir. Öğrenciler için yani ders çalışmaya için ve mesela Sınav haftanız nasıl geçiyor? Düzce öğrenciler için nasıl bir şehir? Düzce öğrenciler için aslında çok da iyi bir şehir değil. Yani öğrencilere sağlanan imkanları pek de güzel değil yani. Sınavlara bakılırsak sınavlar iyiydi, güzeldi yani. Ama biraz daha iyi olabilirdi yani. Peki geliştirilmesi olarak neler geliştirilmesi lazım? Geliştirmesi olarak bakıldığı zaman üniversitenin
eğitim koşulları biraz daha geliştirilebilir yani. Yani öğrencilerin biraz daha öğrencilerin üstüne biraz daha az yani nasıl diyeyim? Nasıl? Yani öğrencileri biraz daha serbest bırakılması gerekiyor açıkçası yani. Fazla baskı altında. Zaten küçük bir şehir olduğu için bu tür faaliyetleri pek göremiyoruz yani. Pek hatırlamıyoruz da. Yani konum itibariyle iyi ama küçük olduğu için bu tür faaliyetlere pek fazla elverişli değil açıkçası. Sınav haftamız nasıl geçiyor? Sizce öğrenciler için nasıl bir şey? Sınav haftamız, biz son sınıfız. O yüzden az sınavımız vardı. Güzel geçti ama kütüphanede çok yer yok. Bu açıdan bir dezavantaj. O şekildeydi sınav haftamız. Peki Düzce öğrenciler için nasıl bir şey? 4 senedir buradasınız. Evet ama 4 yıl okumadık. 1,5 yılımız online geçti. Düzce öğrenciler için küçük, masraf açısından iyi bir şehir ama fazla imkanımız yok. Özellere boğmadan gezemiyoruz. Öyle. Sınav haftanız nasıl geçiyor? Sınav haftam güzel geçiyor. Ya beklediğimden daha kolaydı sınavlar. Bu sene hocalar çok zorlamamış gibi geldi bana. Öyle. Düzce öğrenciler için nasıl bir şehir? Düzce aslında çok rahat bir şehir. Küçük olsa da yani çok zorlamıyor. Her yere daha kolaylıkla gidiyorsun, geliyorsun ama ulaşım biraz sıkıntı, otobüs saatleri sıkıntı. Onun dışında herkesin birbirini tanıması beni çok rahatsız ediyor. Çok sevmiyorum. Öyle. Faaliyet açısından. Faaliyetleri çok yetersiz buluyorum. Gençlere çok yer açmıyorlar, öncelik vermiyorlar. Biraz geri düşünceli bazı konularda. Öyle. Sınav haftanız nasıl geçiyor? Düzce öğrenciler için nasıl bir şehir? Yani sınavlar çok kolay geçiyor. Zaten BSC okuduğum için gayet rahat takılıyoruz. Üniversite güzel, bayır olması dışında. Her yer bayır. Yürürken insan biraz yoruluyor. Onun dışında güzel yani üniversite. Ortamı da güzel. Bu kadar. Sınav haftamız nasıl geçiyor? Düzce öğrenciler için nasıl bir şey? Dördüncü sınıf olarak sınav haftamız OABİT'e kadar yoğun geçmese de güzel geçti diyebilirim. Biz OABİT öğrencisiyiz. Aynı zamanda Düzce küçük, sakin ve ferah bir şehir olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında kütüphanelerde, üniversitede yer sıkıntısı olabilirdi ama merkez kütüphanelerde yer sıkıntısı çekmediğimi düşünüyorum. Ve kütüphane çok güzel dizayn edilmişti, bunu da söyleyebilirim. Teşekkür ederim.